Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Mikro Orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında doğrunun analitiği konusundaki doğruların birbirine göre durumları testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Analitik düzlemde bu doğrular çakışık verilmiş. Çakışık olması demek ne demek? X'lerin katsayıları oranı, Y'lerin katsayıları oranı ve C'ler oranı birbirine eşit olmak zorunda. Yani A artı 1 bölü 6 eşittir 2 bölü 4. O da eşittir 4 bölü B eksi 1. A 1 bölü 2 buna eşit olacak. Yani A artı 1 bölü 6 eşittir 1 bölü 2 ise şu A artı 1 3 mü yapar? Evet. A da buradan kaç yapacaktır? 2 yapacaktır. Aynı şekilde şu eşitliğe baktım. Şu eşitliğe de bakayım ben şimdi. 1 bölü 2 eşittir 4 bölü B eksi 1 ise bu B eksi 1 8 mi yapacak? Evet. B eksi 1 8 yapacak. O zaman B de buradan 9 yapar. A artı B isteniyor benden. A artı B de kaç yapıyor o zaman? 9 artı 2 artı 9'dan 11 çıkar cevap. Evet, böylelikle örnek 1'i 11 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Analitik düzlemde bu doğrular paralel olduğuna göre eğimler birbirine eşit diyebiliriz. Ya da direkt paralel olduğunda x'lerin katsayıları oranı y'lerin katsayıları oranına eşit de diyebiliriz. Eğer c'lerde k yoksa, tamam mı? C'lerde de k varsa eğer c'lerde de k'lı bir değer olsaydı eğer o zaman diyecektik eşit değildir. C1 bölü C2 diyecektik. Ya da direkt eğimleri birbirine eşit de diyebiliriz. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı eşittir. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Ya bu eksiler zaten artı yapar. İşler dışlar yapınca k artı 1 ile k eksi 1'in çarpımı k kare eksi 1 değil midir? A kare eksi b kareden. Evet. 8'e eşitmiş. K kare eşittir 9 olursa k'yı buradan artı eksi 3 olarak buluruz. Eksi 3'ün karesi de çünkü 9 yaptığından dolayı. Ama k'nın pozitif değeri isteniyor. Cevap 3 çıkar. Evet, örnek 2 3 çıktı. Geldik örnek 3'e. Analitik düzlemde doğruların kesim noktası. Arkadaşım iki doğrunun kesim noktası isteniyorsa ortak çözüm yapacağız. Topladığım zaman bak y'ler gidiyor. Buradan 3x eşittir 15 gelir. X'i de buradan 3 olarak 5 olarak buluruz. Herhangi bir denklemde x yerine 5 koysak. Hani x eksi y eşittir 1 diye. X yerine 5 koyarsam 5 eksi y eşittir 1 der. Y'yi de buradan 4 buluruz. Kesim noktası x virgül y'dir. Yani 5 virgül 4 yapar. Evet, örnek 3. 5 virgül 4 koordinatları toplam isteniyor. 5 artı 4'ten 9 çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Bu üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar normalde şöyle yaparız. Şu iki doğrunun kesim noktasını bulunca olay biter. Ama normal geometriden de yapabilirsiniz. Normal geometride eğim 1 ya. Hocam burası eksi 1 yapardan 45-45 dik çizip. Hocam burası A ise burası da A olur 45-45-90 üçgeninden. Sonra hatta burada x yerine A yazalım bence ilk etapta. X yerine A yazarsam y'si 2A olur. Hocam burası da 2A olur. Burası da 6 olup. Geometriden de sonuca ulaşabilirsin. Birinci yol bu. İkinci yol da şu. Bu doğruların kesim noktasını bulursan eğer x virgül y'deki hop şöyle geldin. Hocam şurası x yapıyor burası y yapıyor. Ha, x virgül y'deki y'yi bulursam ben kesim noktasında tabana ait yüksekliği bulmuş olurum. Ama taban da lazım bana. Taban içinde ne lazım? Şu uzunluk. Yani bunun x ekseni kestiği yer lazım. Y yerine 0 yazarsam x eşittir 6 yapar. Burası 6 çıktı. Şimdi ortak çözüm yapayım. Ben x artı y eşittir 6 ile y eşittir 2x'i ortak çözüm yapacağım. Burada yok etme metodu değil de yerine yazma metodunu koyalım. Y yerine 2x yazacak olursam eğer buradan ne geliyor? 3x eşittir 6'dan x'i 2 bulurum. X yerine 2 yazdığımızda y'de kaç gelir? 4 gelir. Bana y lazım ya. E o zaman alan çıkar. Alan ne eşittir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'ye. 6 çarpı 4 bölü 2 24 bölü 2'den cevap 12 çıkar. Örnek 4'te. Geometriden, normal geometriden de çözebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Geldik örnek 5'e. Bu doğruları aynı noktada kesiyormuş. Arkadaşım 3 tane doğru aynı noktada kesiyor. Birisi y eşittir x artı 1 doğrusu. Birisi x artı y eksi 5 eşit 0 doğrusu. Birisi de ne? 2x eksi y artı k artı 1 eşit 0 doğrusu. Ya sen şimdi belki şu doğruyla bu doğrunun kesim noktasını bulmaya çalışacaksın ama bulamazsın. Bulsan da k'lı bir değer bulursun. Sonra bu doğruların kesim noktasını yazıp burada şunun üstünde yerine yazıp sonuca ulaşabilirsin. Ama elimizde 3 tane doğrunun kesimi var. Niye bu ikisine bakıyoruz? Daha doğrusu niye buna bakıyoruz? Bu k'lı bir değer. Hiç buna bakmayalım. 2 doğrunun kesim noktasını ben şu 2 doğrudan daha rahat bir şekilde bulamam mı? Bulurum. Yok etme metodu değil de yerine yazma metodu kullanalım. Y eşittir x artı 1 ya bir tanesi. Bir tanesi de x artı y eksi 5. Y yerine ben x artı 1 yazarsam eğer bu eşit 0'dı. 2x eksi 4 eşit 0 yapar. 2x 4'ten x'i buradan 2 bulurum. Hocam x yerine 2 yazdığımızda herhangi bir denklemde y eşittir x artı 1'di ya. X yerine 2 yazarsam y de 3 mü gelir? Evet. K
Kesim noktası x virgül y böylelikle 2 virgül 3 geldi. Arkadaş burayı 2 virgül 3 bulduk. Bu noktada bunun üstünde değil midir? Evet. Yaz yerine x yerine 2, 2 çarpı 2 eksi y yerine 3 artı k artı 1 eşi 0 sağlanmak zorunda. Buradan 4, 5, 2 k'yı buradan kaç buluyoruz? Eksi 2 mi buluyoruz? Evet. İşlem yaptığımızda k buradan eksi 2 çıkar. Örnek 5'te. Evet böylelikle örnek 5'i de çözdük. Bu test bitti mi? Bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testte yani uzaklık kavramı testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.